villaya hoş geldin. Sokağı sevdin mi? Bayıldım. Zira artık burada yaşayacak. Hadi biraz da içeriye göz atalım. Burası bizim villa mı? Bu senin bilgisayarın. Oyun motorları yaratabilir, alışveriş yapabilir ve elbette enfes oyunlar tasarlayabilirsin. Buradaki Newton Park ucundan görsel teknolojilerini yönetebilir. Seviye atlayarak kazandığın puanlarla yeni temaların kilitlerini açabilir ve oyun yapımında kullandığın teknolojileri araştırabilirsin. Ancak upgrade yapacağız orada. Arka bahçeni hazırlamış olman gerekiyor. Yeni bilgisayarlar ve sandalyeler aldım. Peki eskilerine ne olacak? Buradaki ikinci el dükkanına eşyalarını getirerek makul bir fiyata satabilirsin. Yemek yediğim için konuşmuyorum ha. İdare edin 2 dakika. İşte karşımdan Aron Cafe. Henüz hazırlık halinde. Ancak ileride yapacağın çok oyunculu oyunların turnuvasını düzenleyebilmek için ideal bir ortam. Elbette arka bahçeni aynı benim gibi çiçeklerle biraz renklendirmek iyi olacak. Garden Shop. Ve burası da temel ihtiyaçlarını karşılayabileceğin bir mağaza. Herhalde saksıya işeceğiz. İşte şimdi başlıyoruz. Allah kolaylık versin. Amin. Saruhan Bey 2. Vilna'na gir. Selamünaleyküm ağalar. Aramıza hoş geldin. İsmin neydi? Güzel isim. Pekala. Biz genel olarak senaryolu rol yapma oyunlarını seviyoruz. Bunun yanında fantastik temaları da seviyoruz. Para işine gelelim. Bende pek yok. Yaptığımız işlerden bana da sakal atarsınız herhalde. Ya zaten kumbara var. Ondan kullanacaksın. Neyin tatavasını yapıyorsun? İnşallah. Şimdi şunu da anlaşalım o zaman. Burada para masaya konulur, herkes ihtiyacı kadar olanı alır. Arkamızdan iş çevirmeyin. Tasarrufunuzu yapın. Bu arada ev sahibinin gözü pek bizi tutmadı gibi. Kira geciktirmeyelim en iyisi. Kira gecikmeyecek, anlaşıldı o. Şey diyor biri de, öğrenciye vermiyorum falan. Gelelim temizliğe. Biliyorsunuz temizlik imandan gelir. Evi ahıra döndürmek yok. Alışverişte de ihtiyacımız olan kadarını alacağız. Zaten paramız yok, boşuna masraf çıkartmayalım. Temizlik işini üstlenmeye ne dersin? Meme bükücü. Ben temizlik işinden sorumluyum. O zaman ben de diğerini hallederim. Pekala, aramıza hoş geldin. Adam bismillah. Hadi yak. Şu seslendirmelerde niye vurgu yapmıyoruz ya? Biraz beni örnek alsın. Sen yapsana bir seslendirme şu an şu oyuna. Hangi cümle istersin abi? Bak kardeşim, burada para masaya koyulur.
Herkes ihtiyacı kadar olanı alır. Gerisine ben karışmam, tamam mı kardeşim? Tamam, giriyorum abi role, bir dakika. Teğmen. Teğmen. Yapayım mı? Yap. Para masaya konur. Bir dakika ama bu racon işi abi, bir dakika. Bak kardeşim. Biz de para masaya konur. Devam. İhtiyacı olan ortadan alır. İhtiyacı olmadığı kadarını geri bırakır. Helal olsun. İşte bu ya. Sevdiğimiz bir abimizdi. Oturmasını bilirdi. Oturmasını kalkmasını bilirdi. Ama bilmediği bir şey vardı ki. Grafik kartı falan. Neyse, saçma sapan konuşmayayım. Şimdi ne diyor bu? Verimlilik paneli açmak için tep. Verimlilik oranım 85'miş. Yok. Kirlilik 0. Yiyecek stoğu %13. Oda sıcaklığı 22. Susuzluk %72. Açlık %... Ölüyor muyum açlıktan, susuzluktan? Tamam. Ya şu müziği bir kapatayım ben. Heh, oh be. Oyunu da kaydet. Tamam. Ne diyor? Alt tuşuna bastığınızda masaların yanında görünen düğmeleri kullanarak bilgisayar masasını yönetebilirsiniz. Alt tuşuna. X tuşuna basarak paneli sonsuza kadar kapatabilirsiniz. Has siktir gitti lan. Geri açsaydım bari. Burada yapılacaklar listesi var. 15 enerji barı satın al. Arka bahçeni yapılandır. 2 ana tema araştır. 4 kez fatura öde. Ödül 3000 tecrübe. Durum. Bilgisayar, sandalye, elektrik. Tamam, bu demek ki bunlar yapılmalı ki oyun başlasın. Sağ altta da görevimiz var. Motor oluştur. 4 sandalye al ve yerleştir. Setup al ve yerleştir. Motor oluştur. Bugünlerde civar mahalleler ısının arttığını biliyoruz. Uyumadan önce oyun kayıt sokaktaki kargodaki açacağım mağara. Tamam, o zaman Streamer Life miydi neydi ondaki gibi bir bilgisayarımıza gidelim. Bilgisayarı çalıştır. Motherboard, Asorisus, Kobarasus. Aha, Enrello. Lisans süresi sona erdi, market. Oyun motoru oluştur. Motor ismi. Oyun motorumuzu oluşturacağız o zaman buradan. Motor ismi Harley. Oyun sınıfı. Oha, bütçemiz 25.000. Gereken 120.000. B ne kadarmış? 50.000. C seviyesi açacağız. Eliren miza. Platform ekle. Xbox'lar, bilmemler, PC platformu. Tamam, ileri. Korsan koruması. Oyunuz şifrelenecek. Lameller oyunuzu kıramayacak. Abi bizim DDoS'cular işte. Tamam, korsan koruması koyalım. Yazılım kütüphane. Kaç para lan bu? Çok bir şey değilmiş. Yazılım kütüphaneleri. Ekibiniz daha karmaşık oyunlar geliştirebilecek. Tamam. Fullleyelim mi lan? Tek kanallı sesler. Oyun motorunuz tek kanallı sesleri destekleyecek. Siktir et. Kaç para o? Hadi güzel bir motor çıkartalım ya. Çevresel sesleri de koy. 9700. Bina paketi yapıştır. Zemin doku paketi koy. Öğreticiler koy. Ayrıntılı hikayeler koy. Koy baba. Yakın dövüş animasyonu. Aban. Oyun motoru oluştur. Görev atandı. Aha, market. Ya kardeşim. Ne güzel oyunlar yapıyor. Ne olur beni bulun ya. Ya ne olur ya. Şu menülere falan bir şekil verelim. Bir yaratı, bizim ekip oyun yapsın ya. Ne olur bulun ya. Kamera abi, göremiyoruz. Ya, neyini göremiyorsun amına koyayım şu an? Puf yazıyor ya. Para bitmedi oğlum. Var paramız. Sağ alttaki benim sandalyeden. Şimdi tahta iskemle, sandalye, mavi koltuk. Kaç para lan ona? Tahta iskemle. Gerçekten tahta iskemle almak istiyor musun? 250. Kaç tane alacağız? 4 tane mi? Tertibatlar. Aha, kargo geldi. Tamam lan. Oha, geliyorum. Wooden setup. Hayır, bu kaç paraymış? Alamıyoruz. Tamam, daha birinci seviye bunlar. 2... 3, 4, para bitti.
Lan geliyorum lan. Yeniden başlat. Oturum kapat kapat. Ya oğlum ben bilgisayarı açık bırak. Oturum kapat. Mavi ekran dedik. Bu müzik galiba. Müzik değişiyor. Zaten sesleri kapattık. Bu neymiş? Oo, çevresel perdeleme, renk sınıflandırması, minyet, parçacık fiziği, siz, kenar yumuşatma, parlama, dikey senkronizasyon, maşallah. Kullanabilir anateme puanları. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Araştır, kullanabilir kibritler. Teknoloji araştırma puanları, dünya tasarımı, ses, yazılım. Severim böyle oyunları. Motor oluştur. Tamam, o görevi bitirmişiz. Kargolarım nerede? Nasıl bir kargo? Fırlat. Ne diyor orada? Tahta sandalye. Oh. Buto. Bu nasıl bir ayak sesi ya? Ayak sesini bir kısamıyor muyuz? Lanet olsun. Daha iyi oldu. Setup. İkinci setup. Tamam, ilk geldiğimizde ekibin bilgisayarlarını döşüyoruz şu an. Ben oyun yapımcısı olsam şu ayak sesini beni hiçbir güç bunu koydurtamaz yani. Nerede eksik yapıyoruz? Ne oluyor acaba? Yapıştır. Aha. Başladılar lan çalışmaya direkt. Ya oğlum bir ışık mışık açın. Çalışın kardeşlerim. Aferin. Ne diyor? Arka bahçeni yapılandır. Ana tema araştır. 4 kez fatura öde. Oyun motorumuz yapılıyor lan. Yiyecek stoğu 13, %97 içecek stoğu. Bu oranı anlamadım. İçecek stoğu %97'si dolu mu yani? Dur, azalıyorsa demek ki stoktan bitiyor. Tamam, yiyecek stoğumuz az, içecek stoğumuz çok. Kirlilik %1 artıyor ufak ufak. Oda sıcaklığı 24, 23'e düştü. Takım morali %72. Takım moralini arttırmak için ne yapmak lazım acaba? Tamam, şu oyun motorunu beklemeyelim. Görevlere bakalım. Aferin, aferin. Ne yapıyor? Photoshop yapıyorsun. Sen, ha Utku. Bu ne yapıyormuş? Zikra. Bu kötü yazıyor. Bu da kıyafetleri yapıyor, Gikas. Şimdi, 15 enerji barı satın al. Alalım. Şuradan kısa yoldan gidelim mi? Aa, kamp ortamı. Arka bahçenin düzenle görevimiz vardı. Kilitli seviye 25. Market. 15 tane enerji barı al diyordu değil mi? Alet çantası, bant. Seslerde bir enerji barı nerede acaba? Somun. Geliştirme bitmiş. Kafe, meyve suyu. Oğlum enerji barı göremiyorum. Sandviç. Aha. 35 dolar mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bu da bizden olsun. Bir de meyve suyu alalım. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Alışverişimizi de yaptık. Tam birlikte yaşanacak adamım ha. Bahçe gereçleri. Saksı maksı. Ne alacağım lan saksı? Bu internet kafe. Bu kapalı şu an. Dur şuradan gidebiliyor muyuz? Niye fantezi yaptım ki? İyi ki yapmışım da ev hangisi bizim? Harita var mı? Yok. Bunun karşısında kaldı. Oyunda bile pahalı. Ne sandınız oğlum? Türk oyunu bu.
Evet, selamun aleyküm. Barları aldım. Arka bahçenin iki ana temayı araştır. Ben bir şu motora bakacağım. Siz uyuyor musunuz lan? Aa, bunlar paydos vermiş. Aç bakayım bilgisayarı. ...25K vardı, 5.4 kaldı. Batman'ın eşiğidir. Sen rahat ol. Görev olmadı mı? Bence olduğu için kırmızı çektiler. He. Tamam. Bakalım oyun motorumuz ne olmuş? Aa, Harley. Muhittin 3 liralım. Selam Tukan abi, yayınlar. YouTube 1 milyona son 3 bin kaldı. Chatten herkes abone olmuyor. Oğlum zaten biz herkes abone ki. Oyunun ismini gir. Oyunun ismi. Ne olsun oyun ismi? Virbant. Virbant. Hadi. Evet evet. O zaman 8born olsun. Ya da oğlum normal yazalım. 8born. Server açıyoruz. Ana tema. Dövüş. Alt tema. İllegal. Oyun sınıfı. Bu sınıf temel mekaniklere sahip klasik 2D oyunları içerir. Başka seçeneğimiz yok zaten. Onunla ana şeyi öyle yaptık motoru. Platform. PC. Allah Allah. Dövüş. İllegal. 8born. Dünya Tasarım Kütüphanesi. Bina paketi. Gerekli bütçe 500. Lan bunları koymamış mıydık ya? Yakın dövüş animasyonları. Ver baba. Kullanılabilir %30 diyor. Ha, ışıklandırma, genel ses. Ya şimdi ses konusunda siz pek başarılı değilsiniz, o yüzden sizi kısıyorum. Buna çok önem vermemişsiniz. Verseniz kendi oyunuza güzel ses koyarız. Yalan mı kardeşim? Obje konumlandırma önemli. 50. Işıklandırma ver. Hadi bunu da 60 yap. Buna da 40 verelim hadi. İleri. 2D, 3D kütüphane. Zemin doku paketi. Oyun motorunuz. Oğlum git. Yine para harcıyoruz biz ya. 3 boyutlu detaylar. Arayüz. Karakter. Arayüzünüz kötü. Siz ona da bakmamışsınızdır. Bu algoritmayı etkilemiyordur. Karakter detayları önemli. 8born da önemli. 70. Yok şöyle yapalım. Karakter detaylandırma 60. Bu da 60 olsun. Bunu da öldürmeyelim. %30 bırakalım. Tamam. Öğrenciler. Ekibiniz oyunu temel öğreticileri ekleyebilecek. Eklesin. Ekibiniz temel detaylar yazabilecek. Yapıştır. İleri. Ses kütüphanesi. Ver baba hepsini. 3150 oldu. Müzik, diyaloglar. Müzik, kız. Diyaloglar önemli. Çevresel sesler 50 bırakalım. Diyalogları arttıralım. Şunu da 40 yapalım. Bence mantıklı ilerliyoruz. İleri. Lan yeter lan, yazılım kütüphanesi. Korsan koruması, yazılım kütüphanesi. 4300 de buradan. Hata ayıklama. Başver hata ayıklamayı. Cyberpunk'ta bile tonla bug vardı. Mekanikler. Önemli. 60. Fizikler. 60. Fizikleri 55'e bırak. Mekanikleri 65'e çıkar. Doğum günü kutlu olsun kimize. İleri. Bu ne lan? Kilitli. İleri. Mevcut yayımcılar. Reklam seçenekleri. Ayda bir de çok reklam var. Bu arada paramız bitti ha. Bütçemiz 5140. Gerekli bütçe 4350. Bu %30 vergi alıyormuş bu yayıncı. Bu %15 vergi alıyormuş. Acaba iyiler mi? Onu bilmiyorum. Reklam seçenekleri. Oyun dergileri. TV siktir et. Küçük fuar sandı. Boş ver. Kaç para lan o? Oha. Sokak posteri asalım. Sosyal medya, oyun dergili. Bir de GameJoy'da verelim. Hata mı yaptık acaba ya? Neyse bir yardıralım bakalım. Para bitti, yapacak bir şey yok. İleri. Geliştirme başladı. Bizim götümüz mü terledi? Biz niye böyleyiz? İçecek stoğumuz da var, yiyecek stoğu. Sıcak mı hava? Ne? Batmadık oğlum, 290 dolarımız var. Daha ne istiyorsunuz? Oyunu satacağız da. Kardeşim elektrik çok gelecek. Bak kapat şunu. Allah Allah. Aa, yeni kurulmuş bir küçük bir şirketiz biz ya. 16 derecede çalışırsınız. Ne olmuş? Takım moralini etkiliyor. Kapıyı da kapat.
%86 takım moralimiz var. Çok iyi. Dur moralleri düşmesin ya. Ya canınız sağ olsun be. Hadi ısının bakalım. Isın. Kulağına fısıldayım mı? Çok güzel çalışıyorsun. Barları sen mi yedin? Görevlere bakıyorum. İki ana tema araştır. 4 kez fatura öde. 3000 tecrübe. Daha faturamız yok. Batmış olabilirim bu arada, habersiz bir şekilde. %68'de. Burada bir çöpümüz var. Bu çöp kirli değil mi bunlar? Çöplerin dolması mı? Aslanlarım benim, çalışın hadi. Monitörün ışığı var zaten, ışığa gerek yok ama ısıttım sizi. Kaç para kazanacağız acaba? 8 born, %90. 91. 93, 94, 90. Hadi. O kapı açılmıyor ya. %100. Geliştirme bitti. Önce posta kutunu kontrol et. Allah Allah. Aa bak, burada gündem çıktı. Dur bakalım. Sayın takım smokin üyeleri, ödemenizi başarıyla aldık ve anlaşmalı şirketlerimiz ile beraber oyununuzu incelemeyi bitirdik. Mesela bu niye böyle ufak ufak yazıyor? Vur yazıyı ya. Satışlar yaklaşık 1 veya 2 saat sonra başlayacaktır. Dream Games Network. Puan. Ver, 8 ver. Battık amına koyayım. Veteran Games. Merdivenin üstüne bak bir. Dur oğlum, dur bir. Allah Allah. Ulan o kadar fulledik ya. Bak, acıktın macıktın diyor. Stok dolu oğlum. Bir envanterimiz mi var acaba? Review TV 3 verdi. Yavşaklara bak. Yok, eldireni yollayın ya. Bedava yapıyor. 4. Allah razı olsun. Hepinizi linç ettireceğim. At abi donate. At 3 lira donate atalım eldirene. Nasıl açıyor yapıyor ya. Elektrik faturası öde. Öde öde. Al bunu da öde. Su faturasını da öde. 40 dolarımız kaldı. Satışlar başladı diyor. Hadi bismillah. 1756 dolar. Bu kadar mı? Hah. 3259. ...4400... İyi. Aferin lan size. Paralar sıçıyoruz, para. 585. İsim sattırıyor abi. Eğit bana ya, yoksa normalde 1000 dolar. Oo, hala geliyor. Oo, 5854 para kazandık. Aferin takım. Şimdi ben niye açım ve I, envanter E, M, N. Ben niye açım lan? Açlık %14, kirlilik. Su, ölüyorum. Lan buzdolabı nerede? Şu mu lan harbi hocam? Bu açılmıyor. Merdivenin üstüne bak demişti biri. Şurayı diyor. Seviye 2. Tamam, bu bizim experience barımız. Fanlarımız var. 376 fanımız var. Dolapları bırakma. Soldaki oda. İtabit. Aaa. Helal lan. Bu ne? Ulan. Elma suyu. Enerji barı ye. Evet. Elma suyu iç. Oo, yarasın. Depo 18.30. Tamam, her şeyimiz var maşallah. %100 suyumuz var. İyiyiz, iyi durumdayız. Şimdi ne yapacağız? Bir oyun daha mı yapacağız? Ben bu işi sevdim abi. Oyun daha yapalım. Şurada ünlem vardı, ona da bakalım. Kullanabilir puanlar. He, bunları arttıramıyoruz ama bunlar artabiliyor. Neler varmış? Burada bir hareket yok. Oyun bir tatlı ya. Yani tabii çok daha detaylandırılabilir. Renk sınıflandırması, vinyet. Mesela şey istedim. Bunlar neye hizmet veriyor? Üstüne gelince bir info olmalıydı belki de. Renk sapmaları, ekran karıncalanması.
Abi yanlış bilmiyorsam değerlendirme mouse ile bir klik atarsan hızlanıyor. Öyle mi? Tamam bakarız. Bir puan verelim mi buraya? Gerek var mı sizce? Lots. Renk sınıflandırmasına veriyorum bir tane. Tamam. Renk sınıflandırması önemli. Göze hitap etsin oyun. Bunlarda bir şey yapamıyoruz zaten. Güzel. Şimdi bilgisayarımızı açalım bakalım neymiş. Ahmet Kol, hoş geldin. Abi yeni gelenlere kısa özet geçer misin? Oğlum program şey yapımcısı, oyun yapımcısıyız. Oyun motoru oluştur. Yok abi almayalım. Harley, Abit, Eightborn, V2, Anathema. Dövüşten gitme. Acaba dövüşle ilgili oyunu çıkardık. Bunu etkiledi mi? Dövüş, legal dövüş. Oyun sınıfı C, platform, PC. Ya da çeşit mi yapalım? Moda yapalım. Hadi bunu da moda yapıyorum. Tamam. Manken giydirme. Moda tutmaz harbiden. Moda ne ya? Spor yapalım bari. Menajer, branşlar, hakem. Branşlarla dolu. Eski usul. Eskiden spor oyunları vardı. Girerdin yüzlerce şey kullanır. Spor branşları olurdu. Tek tek oynardın. Bina paketi. Gerek yok. Şey nasıl olsa spor oyunu. Ama niye? Yakın dövüş animasyonları. Ekibiz temel yakın dövüş animasyonu kullanabilecek. Gerek yok. Bina paketi. Hiçbir şey harcamadan bir oyun çıkarsak ne kazanıyoruz? Bakalım. Sıfır bütçeyle gidiyorum bak. Piyasayı oynayacağım. Renk sınıflandırması. Bak bunu koyma. Ama reklama aban. Bakalım reklamın önemi ne? Sokak posteri, oyun dergisi. Sosyal medya. Ama kötü oyunun iyi reklamı yapılması saçma ki. Şurada verelim. Şunu kısalım. 1500'den ben bu oyunu yapıyorum. Hadi bakalım. Eightborn V2 çıktı. Mod oyunu. Ne alakaysa. Biz acıktık da. Tamam suyumuz vardı içtik. Eski ayarları hafızasında tutuyormuş o güzel. Bu arada arada bir görev yapmamız lazım. 4 kez fatura öde, 2 kez ödemişiz. 2 ana tema araştır. Arka bahçeni yapılandır. Arka bahçemizde ne var bizim? Spor yaptık değil mi? Pardon kafam karıştı. Ben bunu yapılandırmak için ne yapmam gerekiyor ki? Bu bahçe kısmında satılan şeyler değil ki bunlar. Yastık mastık bir şeyler var burada. Marketten alacaksın. Aa, 1, 2, 3, 4. Alın buna koyayım. Campfire. Görevi bitirelim. Bu ne? Kibrit. $150. Bu ne? Ya bu da lazımdır. Al bunu da. Arka bahçe önemli. Moral motivasyon falan artıyor olabilir. Depo 20. Neyin deposu? Kibrit. Neyse arka bahçeyi yapılandırdık. O görev de bitmiş. Tamam oyun bitti mi oyun? Aa bitiyor. Tamam depo yani bizim depomuz. Ne eşyamız yok ki ama. Evet oyunu satalım hemen. Oyun seri çıktı. Su faturası öde. Elektrik $243 geldi. Evet arkadaşlar basınca hızlanıyormuş. Oyun yapımcısı beni izliyorsa mal basınca hızlanıyor demiştir içinden. Tamam bir not düş. Not ipucu bak. 3. Beş. Amına koyayım bir tane özellik koymadık. Cyber oynadı mı lan bu oyunu? 6. Ver taş kağıt el bombası mı? 5. İyi. Oyun satmadı.
Hah. Hadi bakayım kaç para gelecek? Az önce 5000 küsür gelmişti. Bundan da o kadar kazanırsam hiçbir özellik eklemiyorum oyunlara. Az siktir. 1000. Ki arka bahçeyi yaptık unutmayın. Maviş, Seha, Tukan abi sırtındaki ağrıyı merak etme, nasıl olduğunu iyi misin? Daha iyiyim kardeşim. İlaç almaya devam ediyorum ama. 690. 345. Az kazandık. Az kapat. Kimse çalışmıyor zaten. Burada ne oldu? 2 puan daha gelmiş. Renk sınıflandırması, çevresel perdeleme. Kenar yumuşatma ver abime. Aa bitti lan, 2 puanmış. Onu mesela bileydim. Aa. Kullanılır kibritler. Araştır lan. Dektif. Tamam. Bahçede araştırma başladı. Ne diyorsun amına koyayım ya? Şu an geliştirme yapamazsın. Bence iyi durumdayız arkadaşlar. Dedektif. Ay şu hep hey'i unutuyorum. Bence dövüşten gidelim ya. Oyun motoru mu geliştirsek? Yok ama daha o kadar paramız yok. Lisans süresi sona mı erdi? Lan! Hiçbir şey yapamıyorum. Abi boktan boktan bilgisayarla yazılım uğraşıyoruz ya. Eldiven'e donate atalım da bilgisayar isteyelim. 2 teknolojik araştırma puanı. Adamlar bahçede mi? Allah Allah. Lan! Oğlum! Para lazım, para, alo! Kız nerede? Oturuyor mu, ne yap? Mevzu ne şimdi? Ha, dedektifi bekliyoruz. İşte bir de dedektiflik çok güzel bir şey ya. Bunu hep beraber araştıralım mı ya? Ha. Dedektif olalım. Sen ne yaptın Açel? Ayrıldın mı ya? Barıştınız mı? Ne oldu? Yapma ya. Siktir et oğlum. Next'e bas geç. Sana kızım yok. Seviyorsun da oğlum yani. Kız sana neler yaptı ya? Tüketti oğlum seni. Ciğerin soldu ya. Yüzünün rengi bile değişti oğlum. Aynen. Kızmıyor oğlum, baksana. Var, Eldiven diye bir oyuncu var. Ona sordum geçen gün senin adına. Bir arkadaşım, kız arkadaşına ayrıldı. Çok üzüldü falan. Aldatılmış diye. Çocuk da aynı şeyi söylüyor yani. Next'e bas dedi. Geçti yani. Aydınlandı mı o? Bir de chat'i var, manyak. Hepsi next next yazıyor. Ulan dedim ne oluyor? Daha ben adama soruyu sordum. Cevabı gelmeden chat'te next dönüyor. Anladım ki defalarca sorulmuş. Bilmem kaç izleniyordu. 10.000 izleniyordu ya. E atalım, donate atalım. Şey çocuk, iyi çocuk ya. 3 liraya oyun açıyor. Allah diyorum lan. Bak bu harcıyoruz ya reklam parası. Ne gerek var oğlum? Hamburger hamburger yeriz. 3-5 aylık kiramız gideceğine edireğine 3 lira atalım, ne olacak? İyi bak, 2 dakika muhabbet edince unuttun Ayşe ya. Sen ne yaptın Cingöz? Dua mı ediyorsun? Ha oyun tutar tutar oğlum. Heyecanlanmayın, yaparız bir şey. Bak dedektiflik. Ne yapacağım ben şimdi ya? Acıktım ben. Yemek yiyip geliyorum. Bu arada gruptan bir tane eksiğimiz var. Şurada oturan gitti. Ve masada da yok. 2 eksiğimiz var hatta. Neyse biraz yemek yiyeyim de karnım doysun. Ha. Gene susadım. Ne oldu?
yapıştır. Oyun ne? Oyun dertleşme oyunu kardeşim. Böyle bekliyorsun. İki ana tema. Tamam. Dedektiflik temasını açtık. 3000 tecrübe puanı kazanacağız. İyi iyi. RP özlenmiş. Vallahi bazen diyorum ki Eightbone'u açtığım zaman bir tane düz konuştuğum, hiç böyle ses değiştirmediğim bir karakter mi oynasam? Aynen böyle. Ne yapıyorsun oğlum? İyi, sen ne yapıyorsun? E oğlum hadi gel bir parti mart düzenleyelim ya. Mis. Ne yaptın? Çikolata getireyim sana. Değil mi? Hiç tertemiz ya. Hiç kasmaya gerek yok. Eskisi iyi. Sarun'un ilk halleri öyleydi. Normal konuşuyordum da sonra ufak ufak öv 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 diye değişti herif. Vallahi bir heveslendim bu aralar. Çaktırmayın. Allah kabul etsin. Diğer iki kişiyi harbiden merak ettim ya. Acaba bahçe kısmında falan mı onlar? $2000 çiçek alayım mı? Alalım. Ha. Kalbime oturdu. Niye aldım abi? Oyun geliştirecektim ya. Ne oldu o şimdi? O bahçeye bir tane saksı geldi. Ne oldu ya? Sat sat, geri sat. Ctrl Z. Oğlum ne yapayım? Yapacak bir şey bulamadım. Ne yaptın? Tamam oğlum. Ölmedik, rahat olun ya. Yaparız bedava oyun, nasıl sıfır bütçeyle oyun yapıp $3000 kazanıyoruz. Abi kızım Erzurum girecek miyiz bilmiyorum ya. Erzurum şöyle bir baktım da. Aa, araştırma bitti. Hadi. Çevre bonusu artıyor. Arkadaşlar hadi çalışmaya. Oyun yapacağız da. Burada bir şey yok. Tamam. Aynı oyun motorunda. Oyun motoru mu yapsak lan sıfır bütçeyle? Ya da dur. Bir dövüş oyunu çakalım. Kan ve seks. Ana tema dövüş. Oo, dedektif. Cinayet. Oyun sınıfı C. Platform PC. Obje konumlandırma, ışıklandırma, genel ses. Burada seks olduğu için genel sesi arttıracağız. Işıklandırma karanlık. Stres seviyesi düşük. Obje konumlandırması önemli. Bina paketi. Yapıştır. Yakın dövüş animasyonu. Dövüş önemli. Dedektif oyunu. 2D3D küpe. Zemin doku paketi. Yapıştır. Detaylar. Karakter detayları. Arayüz. Arayüze hiç gerek yok. Ayrıntılı hikayeler. Öğreticiye gerek yok. Kendi keşfetsin. Tıpkı doğamızdaki gibi. Çevresel ses. Diyaloglar. Müzik. Ritmi hisset. Diyaloglar az konuşma. Az konuşma çok iş. Çevresel ses önemli. Şöyle yapalım. Ses kütüphanesi. Tek kanallı sesler, çevresel sesler. Fizik önemli. Mekanik hata ayıklama. Hatayı boş ver, hata olur. Bokunu da çıkarmayalım lan Nuruk. Fizik önemli. Mekaniği boş ver. Hele Türkiye yapıyorsan hiç önemi yok. Direkt fizik ver amına koyayım. %100. Detaya takılmaz. Korsan koruması. Boş ver, yayılsın. Yazılım kütüphanesi. Renk sınıflandırması. Kenar yumuşatma. Yumuşatmaya da gerek yok. Renge de gerek yok. Aban sosyal medya. Ananın ki bu ne pahalı bu ya. E oğlum hiç reklam yapamadık. Tamam. Bak bu oyun tutacak, göreceksiniz. Bu oyun para eder. Moral ne? 73. Yak elektriği. Saksı aldın abi. Saksı önemliydi. O experience kattı bize. Tukan abi, bireysel bir rica için savaşmak için lütfen mailini ya da DM'ini kontrol eder misin? Sevgiler. Bizim şeyler bakıyor maillere zaten.
Satacak oğlum bak görürsünüz ya. Vizyon ya. Bir rahat olun. Bak oyundan çok kanka puan alacağım. İzle. Dream Games net bu oyuna seks ve kan mıydı? 8 puan. 6 iyi iyi. Bak konu hemen ismi bir seks girdi ya. Tuttu oyun şu an. Ver en az 6 7 o. Oh. Ver 8'i. O da olur. Oğlum ortalamayı yükselttik ya. Firmamız tanılıyor şu an. 8. Hadi gelsin paracıklar. Saksıyı almasam bunlar olmazdı. 2 ana tema ödül. Tamam. Şununla geçtik mi ilk görevler bitiyor. Kazancı az olacak korsanı düşecek. Sen rahat ol. Hadi bakalım. Vur 1200 doları başla. Of 1600 vurdu. Yazamıyorum zaten vallahi beni amına koyayım ya. Abi o zaman ben şeyi halletmeye başlıyorum. Ayarlamaya başlıyorum. Tamam. Niye ağlıyorsun oğlum? Üstü biraz sorun edeceğim. Sen... Daha kolay gelsin. Ya amına koyayım 5300 ne ya? Gidin bir kibrit alayım bari. Şimdiden girin ben. Ayarlasınlar gireriz ya. Bu oyun böyle sanki ömürlük oynanacak bu oyun gibi değil yani şu an. Bu oyun... Ver kibrit ver ya. Heh. Evet bir de şimdi oyunu boktan yapıp reklama banacağım. Abi oyun bence iyi değil. Yani işte bu oyun bu kadar. Gelişir. Bakalım. Aa. Dur bir dakika durun. Oyun ismi. Mandrake ve Büllü. Ne alaka bilmiyorum. Dövüş oyunu. Alt tema. İllegal. C. PC. Bak. Bunlara hiçbir şey koymuyorum. Ya da bina paketi koy mesela. Yakın dövüş. Zemin doku. Bu arada... Bir şey daha deneyeceğim algoritma olarak. Genel sesi mesela kısacağım. Obje konumlandırmayı böyle bir alanda çok iyi yapacağım oyunu. Bakalım ne olacak. Yakın dövüş. Abi geliştirmedin. Arayüz. Başver arayüzü kapat. Arayüz 10 olsun 10. Bunun da 10 oynuyoruz işte. Fulle. Detaylara verdik. Reklama para ayır, öğreticileri boş ver, zemin doku paketi, ayrıntılı hikayeler ver. Diyaloglar. Müziği kıs 20 yap, bunu arttır. Tek kanallı sesler, çevresel boş ver sesi, korsan koruması, yap bakalım korsan koruması. Devam. Boş ver. Vur Lyric Games'e, oyun dergilerine ver, sosyal medyaya ver. Sosyal medyayı sokak posterine param yetmedi. Bunu yap. Dur bunu yap bir de sokak posteri ha. Yapıştır. Abi oyunu çok gömüyorsun. Yok be oğlum. Neyini gömüyorum? Geyik yapıyorum be. Eğleniyorum. Oyunda gömebilirim yani. Hani gömülecek bir şey yok oğlum. Ben Türk oyunlarına verdiğim desteği biliyorsunuz. Şunları görmek beni mutlu ediyor. $97 kaldı. Fatura ödeyemeyeceğiz anasını satayım. Teknoloji araştırma. Kibritimiz var da araştırma yapamıyoruz oyun yaptığımız. Kardeşim şunu bir kapatayım biraz soğukta çalışayım şunları.
Bir tık gömdüğün gibime geldi abi. Tamam arkadaşlar, gömdüm ya. Arayüzü çok kötü abi ya. Şu oyunu 22-23-25 liraya mı aldım? Kaça aldım bilmiyorum. Şu arayüzleri yapmak çok kolay bir şey. Bir tane grafik yer alacaksın abi. Bizim Can gibi böyle PHP'den anlayan, işte Java bilen, sallıyorum CSS bilen daha doğrusu. Çat çut çat çut yapacak bunları. Şimdi biz 8born gibi bir modda bile, kendi oyunumuzda bile bunlara dikkat ediyorsak, bir oyun çıkartıyorsan iki kat dikkat etmen gerekiyor diye düşünüyorum. Biz gerekiyor, yeri geliyor bir tane kıyafet menüsü daha düzgün olsun diye iki gün uğraşıyoruz. Yani o sizin 8born'da giriş ekranları, bilmem neler, cartlar, curtlar, birçok şeyi biz sıfırdan yazıyoruz ve kaliteli olsun diye uğraşıyoruz yani. O yüzden dedim, ben mesela şu oyunu yapan arkadaşlarla çalışsam birlikte, bak inan bu oyunun hali vakti çok farklı olur. Yani 6 ay sonra çıkar ama oynarsın ya, sıçtık. Direkt para şey yapsak. Başkası gömünce sesi çık. Ya önemli değil ha. Ben gömmediğimde abi harikasın, gömmüyorsun diyor. Adam bir eleştiri yaptığında abi sen oyun gömmezdin diyor. Onun sonu yok ya. Siz kimle bile değil. Kim ne düşünüyorsa düşünsün. Açtık oğlum artık. Türkiye sosyal medyası diyorum, geçiyorum ya. Hiç umurumda değil. Ben ırkçılıktan linç yedim ya. Bu saatten sonra yarrağım yesin herkes. Umurumda değil. Hiç dikkat etmeye bakmıyor işler yani. Götünü yırtıyorsun, yırtıyorsun, yırtıyorsun. 3 sene, 4 sene. Bir tane bile falso yapmıyorsun. Dikkat ederek hayatını yaşıyorsun. Bir tane salak çıkıyor, senin adını lekeliyor. Koymuşum götüne yani. Ne kasacağım? Bu arada 10 puan aldık bir tanesinden. Hadi bakayım. En yakınındaki adamlar seni farklı gösteriyor oğlum. Bu saatten sonra koymuşum götüne ya. 3000. 4000. 10 aldık, az para aldık ya. Oyun döngüye döndü. Döngüye girdi. Şunları da ödeyelim. Böyle devam edecek bu iş şimdi. Dur bakalım, bir de şu araştırma kısmına bakacağım. Araştır bakayım. Mutfak. Evet, belki de çok baba kaliteli ama biz oyun motorunu güzel yaptık da, işte o B, C, A klasmanları var ya. Onlar, aa yeni görevler geldi, mikrodalga satın al, 7. seviye ulaş, teknoloji araştır. Ana tema, tamam böyle böyle gidiyor bu oyun. PC'leri güncelliyorsun, işte daha fazla oyun kazanmaya, para kazanmaya başlıyorsun. Yüksek ihtimal yukarıdaki seviyen ona orantılı artıyor, fanların büyüyor. Belki de 1 milyon fanın oluyor bir noktadan sonra. Ama oyunun akıcılığı buysa tabii yani sıkılırsın bir noktadan sonra. Yayında sıkılırsın yani. Offstream'de girer girer oynarsın da. Şimdi mesela şeyi düşünün. Bizde saran oyunları düşünün. Bizde neler sarmıştı? İnternet Cafe Simulator. Niye sardı? Çünkü bir akış var. Yani müşteri giriyor çıkıyor, bir şeyleri güncelliyorsun. Bak aynı mantık. Ama dengesi aynı değil. Bunda donup kalıyorsun. Streamer Life çok sardı. Başka ne oynamıştık öyle? Ludus bile mesela. Onların hepsi sürekli hareket ettiğin oyunlar. Yani oradan onu yapıyorsun, oradan onu yapıyorsun. Orada gelişiyor ama sen boşta kalmıyorsun hiç. Bu bence oyunlara entegre edilmeli bir şey. Evet. Tamam, o zaman çıkıyorum oyundan artık. Montajyer bunu şey olarak koy ha. Bölüm 1 falan diye yok artık. Bak inceledik oyunu. Bu arada hayırlı uğurlu olsun yani oyunları da. Dediğim gibi ben bu tip şeyleri açığım. Eğer bir yayıncı gözüyle bir 30 yaşında
Hep o, daha, benden çok daha üstün adamlar var. Enis var, bilmem ne var falan filan ama simülasyon oyunlarında kendime güveniyorum. Simülasyon bu tarz oyunlar yapanlar varsa yalandan değil ama yani şu aşamaya gelmiş bir oyunda benim iletişime geçilirse elimden gelen her türlü desteği veririm. Hem tanıtım olsun, para mara da istemem. Yeter ki güzel oyunlarımız olsun, simülasyon oyunlarımız olsun, Türkçesi olsun, İngilizcesi olsun, yabancılar oynasın. Oo ne güzel oyunlar. En azından bir alanda yürüyelim yani. Öyle 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 gelişir zaten. Ki bu aralar çok Türk oyunu çıkıyor, çok da hoşuma gidiyor. Yok Rast'a gireceğim, şeyi bekliyorum. Kaydetmedi, sol üstte bak, tamam canım.